gönlümüzü iman ile aydınlatan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Bağına salat ve selam olsun. Sayıdeğer valim, değerli rektörlerim, değerli başkanlarım, değerli müftülerim, değerli akademisyenler ve çok değerli Bursalı hanımefendi. Gündeme taşındığı 2. Uluslararası Bursevi Sempozyumu. Çünkü şehirlerin ruhunun olduğuna inanılır. Hep şehirlerin ruhundan bahsedilir. Şehirlerin ruhu şehirlerle aynileşmiş, tabii mekanlara, fiziki alanlara maneviyat, ruh katmış insanların üfledikleri, nefrettikleri güzellikler. Dolayısıyla Bursa için, Bursa şehri için ruhtan bahsedilecekse, buranın ruhu bir yanda Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Gavendigar, diğer yanda Geyikli Baba, Molla Fenari, Eskici Baba, Üftali Hazretleri, Bursevi ve emsali şahsiyetlerdir. Bursa bu şahsiyetlerle Bursa'dır ve Bursa'nın cesameti bunlarla ruh kazanmakta, anlam ve değer kazanmaktadır. Bu yüzden Bursalı İsmail Hakkı demek Bursa demektir. Çünkü o gözünü açtığı, gözünü dünyaya açtığı Aydos'tan yola çıktıktan sonra ömrünün en bereketli kısmını burada geçirmiş, irşadını burada insanlara ulaştırmış ve adı ve sanı burasıyla bütünleşmiş bir insandır. Bursa'nın İsmail Hakkı demek, Rumeli ve Balkan coğrafyası demektir. Çünkü o, Aydos'tan Şumlu'ya, oradan Edirne, Köprülü ve Üsküp'e, Makedonya'ya uzanacak şekilde Rumeli coğrafyasının ürünüdür. Orada okudu, kişilik kumaşı orada dokundu. Bursa'da İsmail Hakkı demek İstanbul demektir, Fatih demektir, Üsküdar demektir. Çünkü çocuk yaşlarda bağlandığı Cevdetilik ve Osman Fazlı için önce İstanbul Fatih'e, sonra Üsküdar'a ve dolayısıyla İstanbul'a gelmiş, oraların ikliminden de tefeyyüz etmiştir. Bursa'da İsmail Hakkı demek Kıbrıs demektir. Çünkü şeyhi Kutup Osman için oraya gitmiş,